Merhaba, ben Mora. Kanalıma hoş geldin. Bugünkü videonun konusu Manifestation ve çekim yasası. Olumlamalar, evrenden iste, gelsin. Oldu, oldu, oldu. Dilek sayıları, 777. Tüm bunlar çalışıyor mu? Gerçek mi? Nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor? Bu şekilde hayatımızı gerçekten değiştirip dönüştürebiliyor muyuz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu konular bugünlerde yeniden ortaya çıkmış durumda. Her zaman olduğu gibi çok bilgi, çok kafa karışıklığı var. Ben bunun enerjetik olarak nasıl çalıştığını, mekaniğini her katmanıyla anlatmaya niyet ediyorum bu videoda. O yüzden lütfen sonuna kadar izlemeyi unutma. Çünkü çok detaylı ve çok katmanlı bilgiler veriyor olacağım. Eğer hala kanalıma abone olmadıysan başlamadan önce aşağıdaki butona tıklayarak abone olmayı unutma. Manifestation ne demek? Manifeste olmak aslında Türkçesi, hatta Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçesi tezahür, zuhur etmekten geliyor. Meydana çıkmak, görünür olmak. Yani o enerjidekinin, manadakinin maddeye dönüşümü, kendini var etmesi. Ve biz zaten insanlar olarak her an manifeste ediyoruz. Şu anda etrafımda gördüğüm her şey zaten benim manifestation'ım, zaten benim yaratımım. Çünkü ben bu manayı madde dönüştüren simyaya içimde sahibim ve anın içerisinde sürekli gerçekliğimi yaratıyorum. Bizim dünyadaki işimiz enerji düzlemindeki, bilinç düzlemindeki formsuz olanı formlu hale dönüştüren bir araç olmak. Böyle bir mekanizmanın içerisinde yaşıyoruz. Bu yüzden de insan manayla maddenin, formsuz olanla formlu olanın tam ortasında durur. Alt 3 çakramız fiziksel dünyayla, fiziksel alemle alakalıyken üstteki 3 çakramız kozmosla, görünenin ötesiyle, yüksek titreşimle, yüksek enerjiyle alakalı olandır. Ve tam ortasında da kalp çakramız bulunur. Yani biz insan olarak tam ikisinin ortasında durmaya, kalbimize hizalanmaya geliyoruz buraya basitçe. Çekim yasasının nasıl çalıştığını anlayabilmek için önce enerjetik olarak gerçekliğimizi nasıl yarattığımızı anlamamız gerekiyor. Biz sürekli yerle gök arasında bir bağlantı içerisinde olan bir enerji alanına sahibiz. Bu enerji alanı bizim içimizde mevcut bulunan inançları, bilgileri, programları, yani kodları dışarıya sürekli yansıtmakla yükümlü. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bilgisayarınız her ekranı açıldığında size hoş geldin ekranını göstermeye programlı. Bu yüzden bilgisayarınız açtığında o ekran karşınıza çıkıyor. İşte hayatımızda olup biten her fiziksel durum, fiziksel olay, hatta çevrenizde gördükleriniz. Örneğin arkamdaki ağaç. Ağacın ne olduğunun bilgisi benim sistemimde kodlu ve kayıtlı olduğu için ben fizikselde ağacı ağaç olarak görüyorum. Yani sistemimizdeki çalışır halde olan programların, yazılmış olan kodların çıktılarını fiziksel gerçeklik diye deneyimliyoruz. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir projeksiyon cihazını perdenin önüne yerleştirip projeksiyon cihazının içinden yansıtılanları perdede izlemeniz gibi. Yani etrafınızda oluşan hayat, sizin içinizde dönen filmin bir yansıması. O yüzden de aslında etrafta izlediğiniz filmi, yani perdeye yansıyanı değiştirebilmeniz için içeride dönen filmi değiştirmeniz gerekiyor. Ve bu içeride dönen film dediğimiz şey ise çok katmanlı. Öncelikle inançlarımız ve bu vakte kadar biriktirdiğimiz deneyimlerin çıktıları var. Bunların içine neler dahil? Bunların içine kolektif kodlar dahil. Yani bütün insanlarda bulunan insan olmanın kendisine dair kodlar. Örneğin hayatta kalmakla ilgili bilgiler, cinsiyetimize dair öğrendiklerimiz. Örneğin paraya, yemeğe dair öğrendiğimiz şeyler. Ya da hayvani içgüdüler. Bunlar sistemimizde kayıtlı ve kodlu ve bunlar kolektif
bilgiler. Yani tüm insanlarda aşağı yukarı kayıtlı bilgiler. Bir diğeri ata kayıtlarımız. Çok geri soylarımıza kadar giden atalarımızda hangi deneyimler yaşanmışsa ve o deneyimlerin sonucunda neler yaşanmışsa biz bunları sistemimize taşıyoruz. Savaş, kıtlık gibi durumlardan geçmiş atalarımızın bilincine ve belleğine işlemiş bazı inançlar hala bizimle birlikte devam ediyor. Mesela kıtlık olduğuna inandığımızda hemen biriktirmek, kenarda tutmak istiyoruz. Çünkü o kıtlığın aç kalmanın, açlıktan ölmenin, soğuktan donmanın kodlanmışlığı hala bizim sistemimizde yaşıyor. Oysa ki bizim şu anki gerçekliğimizde her zaman bu kıtlık hali ya da ölüm tehlikesi geçerliliğini korumuyor. Buna rağmen o inancı taşımaya devam ediyoruz. Ya da Tanrı'ya, dinlere dair bilgiler ve kodlar sistemimizde bulunmaya devam ediyor. Bir paralel hayatımızda din baskısından dolayı şiddet görmüşsek, doğruyu söylediğimiz için asılıp kesilmişsek, örneğin Galileo gibi, içinizde doğruyu söylemeye dair, gerçeğinizi konuşmaya dair bir korku taşıyabilirsiniz ve bu yüzden sürekli söylediğiniz şeyleri bastırma, perdeleme, değiştirme, manipüle etme ihtiyacında olabilirsiniz. Bir de bu hayatta 0, 6 ya da 7 yaşa kadar gördüğümüz ve öğrendiğimiz durumlar var. Burada bizim zihnimiz mantıklı olarak yorum yapan tarafımız devre dışı olduğu için gördüğümüz ve şahit olduklarımızı direkt bir gerçeklikmiş gibi algılıyoruz ve genelde de sistemimize en baskın etkisi olan kısım burası oluyor. Kendi hayat hikayemize 0-6 yaş arası maruz kaldığımız şeyler. Örneğin şiddete maruz kalmışsak kendimizi değersiz hissetme kodu çalışır. Ben şiddeti hak ediyorum, ben kötü davranılmayı hak ediyorum kodu çalışıyor olabilir içinizde. Ya da aileniz maddi sıkıntılardan geçtiyse maddi olarak sıkıntı halinde olmak tanıdık ve baskın realiteniz olur. Çünkü bunu gerçeklik olarak algılıyor sisteminiz. Buraya zaten bilinç dışı diyoruz, yani farkında değilsiniz. Diyorsunuz ki benim hayatımda niye kıtlık olmaya devam ediyor? Ben niye yeterince para kazanamıyorum? Çünkü bilincinizin dışında olan, yani görünmeyen alanda kalan bir şekilde sisteminize onun tanıdık ve güvenli olduğu işlenmiş hali. Yani aslında bu bir travma diyebiliriz ve travmalarda da ne olur? Yalnızca bilgi olmaz, zihinsel bilgi olmaz, bedensel kayıt olur. Neler hissettiğiniz sisteminize tanıdık olan şeydir ve hayatınızı o hisleri tekrar 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 size yaşatacak şekilde dolduruyor olursunuz. Projeksiyon perdesine yansıttığınız filmin size hep aynı şeyler hissettirmesi için bir senaryo yazarsınız. Çocukken çok neşeli şarkı söylüyorsunuz, dans ediyorsunuz, poponuzu sallıyorsunuz ve ne kadar ayıp yapma dediler ve utanç duygusunu öğrendiniz. Sonraki hayatınızda o utanç duygusunun kaydı bedeninizde kaldığı için kendinizden utanacağınız, utanç duygusunu hissedeceğiniz gerçeklikler yaratmaya devam edersiniz. Dolayısıyla önce içimizde ne varsa dışarıda onu izlediğimizi bilmek önemli. Çekim yasası dediğimiz şey de aslında bir şeyleri kendimize çekmekten çok içeriği öyle bir değiştirip dönüştürüp modifiye ediyoruz ki dış gerçekliğimiz bizim bir eşimiz, bir meçimiz oluyor. Yani benim taşıdığım titreşim aralığı, benim taşıdığım bilinç düzeyi, benim baktığım bakış açısı neyse hayat bana onu yansıtıyor. Kendimden de bir örnek vereyim ve çok popüler olan bir durum. Dünya çok güvenilmez bir yer, insanlar güvenilmez, herkes yalan söylüyor, ortalık çok tehlikeli, dünyanın çivisi çıkmış. Böyle inançlarınız varsa hayat size hep insanların güvenilmez olduğunu, dünyanın tehlikeli olduğunu kanıtlayacak şekilde senaryolar verir. Örneğin telefonunuzu ortalık yerde bıraktınız, gittiniz. Dünya güvenilmez bir yer, insanlar güvenilmezdir. Böyle bir inancınız yoksa ya da benim eşyalarım her zaman beni geri bulur, böyle bir inancınız varsa o telefonu oradan kimse almazken dünya çok güvensiz bir yer dediğiniz zaman arkanıza bir çöp koysanız onu birisi alır gider. Gördün mü bak herkes hırsız. Böyle bir senaryo yaşarsınız ve dolayısıyla zihninizdeki inanç sürekli kendi kendini doğrular. Aslında içeride ne varsa dışarıda o var olarak baktığımız zaman öncelikle inançlarımızla çalışmamız gerekiyor. Olumlamalar devreye burada giriyor. Şimdi zihnimizdeki inançları
Yeniden yapılandırmak, yani rewire etmek için. Rewire ne demek? Wire, bağlanma, devre oluşturma anlamına geliyor ve biz bir olay yaşadığımızda ve bunun bir sonucunu gördüğümüzde nöronlar öyle bir devre oluşturuyor ve bağlantı kuruyor. Örneğin çalışırsan başarılı olursun inancı. Çalıştım başarılı oldum, çalıştım başarılı oldum. Bunu her yaşadığım senaryoda bu devre bir kere daha güçleniyor, bir kere daha güçleniyor, bir kere daha güçleniyor. Yeni bir inancı yerine yerleştirmek için önce o inancı sistemime alıyorum. Sonra da o inancı doğrulayacak kanıtlar yaratmalıyım etrafımda. Bu kanıtların yaratılabilmesi için de bir aksiyona geçmeye ihtiyacımız var. Bir eylemi yaptınız ve sonucu bir kere belli bir şekilde oldu diye diğer seferlerde de o şekilde olmak zorunda diye bir şey yok. Çok çalışmazsan başarılı olamazsın. Böyle bir inancım var ve ben bunu değiştirmek istiyorum. Bu yüzden önce onun yerine koyacağım inancı pratik edebilirim ve bunu da bir olumlama şeklinde yapabilirim. Az çalışarak da başarılı olabilirim. İnancım bu olsun. Her gün yeterince çalışarak başarılı oluyorum. Ya da olduğum halim başarılı olmam için yeterli. Böyle bir olumlama seçtim kendime. Bunu sesli olarak tekrar ediyorum. Aynada kendime bakıp tekrar ediyorum. Şimdi işitsel olarak bunu duymak ve maruz kalmak bilinçte o süreci başlatıyor. Fakat bu inancın bana kanıt olarak gelebilmesi için de ufak ufak aksiyonlar almaya başlıyorum. Örneğin daha az çalışıp daha etkili çalışmak için yöntemler araştırmaya başlıyorum. Bunu yaptığımda da ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Evrene yeni bir seçim yaptığımı göstermeye başlıyorum. Çünkü ben her gün kendimi parçalayıp 10-15 saat çalışmaya devam edersem aslında ben bu inanca inanıyorum ve bunun için çalışıyorum demek oluyor. Yani çok çalışarak başarılı olurum, inancına yönelik çalışıyorum oluyor. Ama siz önce kendinize bir yön seçip o yöne doğru ufak da olsa adımlar attığınızda evrene kim olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz ve ben kim olduğumu buradan buraya değiştirmek istiyorum demiş oluyorsunuz. Fakat bundan daha önemli bir şey var ki nasıl hissettiğimiz. Yani siz oturup ev istiyorsunuz, araba istiyorsunuz, banka hesabınızda yüz binlerce, milyonlarca para istiyorsunuz. Ama bunu düşünürken içinize hiçbir şey kıpraşmıyor, hiçbir şey titreşmiyor. O zaman bunun tezahür etme ihtimali çok düşük oluyor. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Ne dedik? Kalp merkezi aslında yaratımın ve benim insan olarak gerçekliği yaratışımdaki titreşimin ana kaynağı. Bu yüzden de inançlarımız, bakış açılarımız, düşüncelerimiz bir direksiyonsa bunun benzini, gazı veya bir geminin rüzgarı olan şey hisler. Gerçeklik her zaman anda yaratıldığı için siz bu anın içerisinde nasıl hissediyorsanız, örneğin huzurlu hissediyorsanız, örneğin heyecanlı hissediyorsanız aslında bedeninize sürekli bu hissi tanıdık yapıyorsunuz. O hissi tanıdık yaptıkça yaşamda o his artıyor. Bunu en güzel açıklayan kaynaklardan birisi Feeling is the Secret, Neville Goddard'ın bir kitabı. Yani ben heyecan hissettiğimde, hafiflik hissettiğimde, mutluluk hissettiğimde, yüksek sevgi hissettiğimde etrafımdaki bu torus enerji alanını sevgiyle kodluyorum. Ve sevgi enerjisi benim içimdeki inançları, bakış açılarını büyütüp alanıma dağıtıyor. Ve ben zaten sürekli bu yarattığım alanın iç yüzeyini, perdesini izleyen, gören bir haldeyim. Aslında kalbinin sesini dinle, kalbini takip et dediğimiz şey bu. Aslında kalbini çarptıran, seni heyecanlandıran, o limitsizliğini, sınırsızlığını sana hissettiren ve hatırlatan şeyleri hayal edebilecek kadar şuradaki kafandaki limitleri kaldırdığında manifestation gücün, tezahür ettirme gücün kat 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 artıyor. Bence manifestation'la ilgili anlamamız gereken en önemli şey şu. Biz buraya tamlığımızı, bütünlüğümüzü, kaynakla bir olduğumuzu, koşulsuz sevginin ve ışığın kendisi olduğumuzu hatırlamak için geldik. Bu yüzden de kendinde eksik bir şey olduğunu hissediyorsan ve bunu tamamlamaya çalışıyorsan, toplumun gözündeki yerinin cebindeki para miktarı olduğuna inanıyorsan ya da hangi arabayı kullandığın olduğuna inanıyorsan ve bu yüzden evrenden para ya da araba istiyorsan, bu sana gelir, gelmez, olumlamaların çalışır, numerolojik rakamlar
çalışır çalışmaz. Ama orada asıl bakman gereken şey şu. Ben burada neyi tamamlamaya çalışıyorum? Kendini olduğun halinle değersiz ve yetersiz görüp bunu bir şeylerden, dışsal bir şeylerden tamamlamak için kendine bir şeyler istiyorsan aslında senin kendi içinde taşıdığın enerjiye bakman lazım. O da ne? Ben eksiğim, ben değersizim. Ben eksiğim, ben değersizim. İptal, iptal, iptal. Ve senin alanına gelecek olan şeyler sana senin eksik olduğunu hissettirmeye devam edecek şeyler olacaktır. Bu yüzden o para, o araba, o ev, o hayalindeki sevgili sana gelse bile o içindeki eksiklik ve tamamlanma ihtiyacını tatmin edemeyeceksindir. Bu da seni sevgiden, birlikten uzak olduğun haline sevk edecek ve seni orada tutacak. Ve bu da aslında karanlık dediğimiz şeyi yaratıyor. Aslında bizim hatırlamaya niyet ettiğimiz şey kendimizin tam ve bütün olduğu. Sen bu inancı içinde pekiştirdiğin zaman sen kendi kendine her şeyi verebildiğini, zaten tamamlanmaya ihtiyacın olmadığını hissettiğin ve bu var olmanın coşkusunu hissettiğin zaman işte o zaman evren sana tam olarak bu varoluşun coşkusunu geri yansıtacak şekilde hediyeler vermeye başlıyor ve bu bazen senin hayal ettiğinin o kadar ötesinde oluyor ki sen sırf kendini değersiz hissettiğin için o değer tamamlansın diye neden değersiz hissettiğine bakmak yerine dışarıdan parçalarla kendini bir yapmaya çalıştığın için dilediğin şeylerden çok daha büyüğü, çok daha farklısı, belki senin hayal etme kapasitenin dahi üstünde olan şeyler sana aslında gelebilir. Dolayısıyla bence manifestation'ın çekim yasasının özünde zihnimizle çok iyi olduğuna karar verdiğimiz şeyleri ya da ihtiyacımız olduğunu zannettiğimiz şeyleri kendimize istemek değil, kendi özümüzü, yolumuzu, kendi içimizdeki en yüksek potansiyeli keşfetme tarafı var. Ben bu tarafı önemsiyorum. Çünkü bana göre burası ışığın yolu. Yani kendi içindeki tamlığı bulmak. Ve dediğim gibi bu hayallerimizin çok ötesinde, çok limitsiz, çok sınırsız bir hal. Çünkü biz koşulsuz sevgiden dünyaya gelirken belli limitlerin içine zaten giriyoruz. Ve o andan itibaren de sürekli ne kadar limitli, ne kadar küçük, ne kadar aciz varlıklar olduğumuza inandırıldığımız şekilde programlanıyoruz. Sen o limitleri oradan ne kadar kaldırırsan, sen kendini ne kadar boş bir kap haline getirirsen, asıl gerçek değerine uyumlu şeyler hayatına o kadar gelmeye başlıyor. İşte meditasyon yapmamızın sebebi bu. Meditasyonla varmaya çalıştığımız yer ya da yakalamaya çalıştığımız his, o boşluğun hissi, sıfır noktası, yani kozmik rahim, hiçbir şeyin olmadığı, her tohumu atabileceğin hiçlik ve hiçlikten formsuzan formun doğduğu o alanı araştırıyoruz. Yani sen zihninle kendin için iyi olduğunu zannettiğin şeyleri evrenden kendine çekmeye çalışmak yerine içine bak. İçini evrendeki maksimum bolluk, maksimum sağlık, maksimum sevgi, maksimum coşku, maksimum haz, neyse bununla uyumlayabilmek için neyin senin için iyi, neyin senin için kötü olduğuna dair inançlarını ve yargılarını ortadan kaldır. Ayrıca sisteminde kayıtlı olan utanç, suçluluk, kıtlık, bu titreşimlerden özgürleşmeyi araştır. Bunları nasıl yapabilirsin? Bunları genelde somatik olarak, yani bedenle çalışarak yapabiliyoruz. Çünkü böyle duyguların ve travmaların kaydı bedenin içerisinde tutuluyor, sinir sisteminde tutuluyor. Bununla ilgili birkaç yöntem saymak gerekirse nefes terapisi, nefes koçluğu. Bir diğer yöntem su terapisi. Bir diğer yöntem Güney Amerika topraklarındaki şifalı bitkiler. Ayahuasca gibi, San Pedro, peyote gibi. Bunların hepsi bizim ruhumuzun, psişemizin, sinir sistemimizin ya da duygu bedenimizin diyelim derin katmanlarına götürüp zihinle akılla çözemeyeceğimiz bilinç dışı, o zihnin algılayamadığı sadece bedenin bildiği, sadece somatik sistemimizin bildiği titreşimi bedenimizden uzaklaştırmak. Ya da öfkeliyseniz bu öfkeyi bir katarsis pratiğiyle, bir öfke bırakma pratiğiyle yastıklar yumruklayarak, bağırarak
boşaltmak. Çünkü sistemimizde hangi duyguyu, hangi fikirleri taşıyorsak hepsi aynı anda yayın oluyor. Ve sen öfke, suçluluk titreşimleri yaydığın zaman sen suçlusun, sen yanlışsın, sen eksiksin. Etrafımızdaki insanlar ve olaylar bize bunları geri yansıtacak şekilde şekil alıyorlar. Diğer insanları da birer bilgisayar programı gibi düşünürseniz, sizin taşıdığınız, sisteminize taşıdığınız bilgiler onların içerisine anlık olarak yükleniyor. Yani hepimiz birbirimizin enerji alanına göre şekil alarak aslında birbirimize sürekli neye bakmamız, neyle çalışmamız gerektiğini yansıtıyoruz ve birbirimize de bu şekilde hizmet ediyoruz. Ve sisteminde bu duyguları, düşünceleri barındırdığın zaman istediğin kadar manifeste et, istediğin kadar yedi yedi yedi, yaptım oldu, şöyle oldu bitti de bu inançlarla o gitmeye çalıştığın yer birbirine çelişiyor. Örneğin çok zengin olmak istiyorsun ama zengin insanlar haram mal yer, işte çok mal yalansız olmaz, işte nerede çokluk orada böyle şeyler duyarak yetişmişsin. O yüzden sana para gelecek gibi oluyor ama bir şekilde sen onu geri itiyorsun, alamıyorsun, kabul edemiyorsun. Çünkü içinde bir yer diyor ki hayır, zenginlik kötüdür, zengin insanlar kötü insanlardır, şerefleri yoktur, namusları yoktur. Bunun gibi örnekler var. Yani gitmeye çalıştığımız bir yer varsa ya da kalbimizin hayalini kurduğu bir yer varsa o yere gidememekle ilgili sebepleri ortadan kaldırdığımızda o yer zaten doğal halimiz oluyor. Ve o gitmeyi arzuladığımız halin kendisine anda dönüşmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bu realitenin yaratıldığı bilinç dışı alanda, kuantum alanı dediğimiz yerde zaman diye bir şey yok. Her şey anın içerisinde yaratılıyor ve her şey bir halden bir hale geçiş. Biz ne kadar arada çok büyük farklar varmış gibi hissetsek bile ikisi de sadece birer hal. O halin olmasının ne kadar olası olduğunu hissederseniz, ne kadar onun olası bir şey olduğuna inanırsanız o hal size o kadar hızlı geliyor. Yani araya yargı koymamak, zihin koymamak. Ben bir iki gün önce mutfaktaydım ve hiç meyve kalmamıştı ve canım çok meyve çektiği için mutfağa girmiştim. Dolabı açıp baktım. Sadece birkaç tane armut kalmıştı. Tüh ya dedim. Canım şeftali, kayısı falan çekiyordu. 2 dakika sonra mutfağa kasa kasa şeftali geldi ve ben o şeftalilerden yedim. Aynı şekilde şu anda banka hesabınızda 100 lira olabilir. Evren için, kuantum gerçeklik için 100 lira ile 101 lira arasındaki fark ve 100 lira ile 100 bin lira arasındaki fark aynı şey. O yüzden size çok uzak olduğunu zannettiğiniz şeyler aslında size en az tanıdık olan şeyler. Onları kendinizi tanıdık hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için de ne dedik? İnançlarla çalışmak, aksiyon almak ve gitmek istediğimiz yönün zıttı olan inançları tam terslerine dönüştürmek. Ve son olarak da eksiklik ve tamamlanma dürtüsüyle değil, zaten tam olduğunun bilinciyle, zaten kaynağın bir parçası olduğunun bilinciyle bu hayatta gerçek özünü ve kim olduğunu açığa çıkartmak için limitleri kaldırmaya çalışmak. Yeni inançlar ve yeni bakış açıları eklemek değil, var olan bakış açılarından ve neyin nasıl olması gerektiğine dair fikirlerinden özgürleşmek, kendini boş bir kaba dönüştürmek. Kendi yaşamında köklü dönüşümler yaratmak ve bu ruhunun özünü açığa çıkarabildiğin, kendi hayallerine doğru yürüyebildiğin hayatı yaratmak için benimle birebir çalışmak istersen dönüşüm koçluğu ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsin. Bu saydığım prensiplerin her birinin üzerinden tek tek geçtiğimiz korkularla, limitli inançlarla çalışarak aslında kalbinin istediği hayata doğru giderken bire ve bütüne ışığa hizmet etmeni araştırdığımız bir süreç dönüşüm koçluğu. Umarım bu videodaki bilgiler senin de sürecine ışık tutmuştur. Aklına takılan soruları ve kendi tecrübelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.